Seçim süreci resmen başladı. Dün itibarıyla ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yaptı. Perinçek, YSK çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminin yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek şunları kaydetti. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza gerekli evrakı teslim ettim. Biz Vatan Partisi olarak ve Doğu Perinçek olarak zorlukların içinden geliyoruz. Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Bütün Avrupa'yı, Amerika'yı sırtını yere getirerek Silivri duvarını yıkmışız. Amerika Birleşik Devletleri'nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15-16 Temmuz gecesi Amerika Gladyosu'nun, FETÖ'nün darbesine en baştan karşı çıkmışız ve o darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız. Yine görevlere hazırız. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, büyük çözümüne başvuruyorum. Adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi, onun genel başkanı Doğu Perinçek var. Aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Zorluklardan korkmuyoruz. Zorluklar bizden korksun. Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız ve nasıl Ergenekon'dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek, yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var. Bu güvenle, bu umutla sizleri tekrar selamlıyorum. Saygılar.